İki tekerizden herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi de Scott standındayız. Yanımızda mükemmel bir bisiklet var. Evet, hemen buradan başlayalım. Yanımızdaki bisikletten XX1 vites seti görüyoruz. Nino özel bir bisiklet. Karbon kadro, DT Swiss jantlar. DT Swiss yine orta amortisör. Enduro bisiklet. Yani söylenecek pek bir şey yok aslında. Yani Scott'ta çocuk bisikletlerinde bile mükemmel renkler kullanılmış, yani tasarım olarak çok hoş. Ve şurada benim favorim, araziden yeni çıkmış bir canavar var, çamurlu çamurlu böyle. Yine Scott'ın Cyclocross modellerinden bir tanesi. Karbon kadrolu, DT Swiss jantlı. Yine şık bir tasarımla şehir bisikleti görüyoruz. Güzel bir bordo renk kullanılmış. Üzerinde Scott'ın kendi jantları var. Çok üst seviye olmasa da yani hoş şık bir şehir bisikleti olmuş. Burada da yine güzel renkli. Yalnızdan Scott'ta güzel renk demeye gerek yok çünkü gerçekten mükemmel bir tasarım kullanılıyor. Scott'ın güzel bir endurosu. Yalnız o giriştekine nazaran biraz daha ağır arazi şartları için bir enduro benziyor. Çünkü ön amortisör aralığı vesaire daha geniş. Baksana şuraya gel. Bak, maşa kilidine bak. Şurada da yine az önceki modeller gibi sadece setleri biraz daha düşük. Kadro kalitesi, maşa kalitesi biraz daha düşük. Yine Scott'ın enduro modelleri. Burada da artık normal sadece ön amortisörlü dağ bisikletlerimiz var. XC dağ bisikletleri. Arkada yine hafif enduro dağ bisikletlerini görüyoruz. Yine Scott'ın bir farklı model şehir bisikleti. Şuradaki sanırım ne bu, zincir koruması mı? Nasıl bir şey bu? Yani pantolonun herhalde zincire çarpmasın. Ha, olabilir, hani pantolon zincire sürtmesin şehir bisikleti tarzında bir koruma sanırım. Yine kadro kalitesi Scott'ın imzası olan siyah üstüne parlak siyahla yazılmış. Hoş bir tasarım. Göbekten dinamolu mu? Dinamoya benziyor. Evet, gel. Burada da Scott'ın yine yol bisikletleri var. Carraro'daki aynı şey, yine yol bisikletinin hidrolik disk olayı Scott da kullanmış bu yıl. Birkaç modelinde var hidrolik disk olarak. Bu tarafa geçtiğimizde bunlarda da farklı bir sistem. Aşağıdan alt taraftan V frenli, yani pardon U frenli. Bu şekilde eksikliği belli olmuyor ama alttan bunda yine hidrolik disk fren. Şu üst taraftakinde. Ya sanırım yol bisikletinde hidroliğe yavaş yavaş geçiliyor. Burada da aerodinamik kadro tasarımları ve güzel çizgilerle. Arkadaşlar, Motobike Expo bisiklet ve motosiklet fuarında Scott standındaydık. Gerçekten güzel çizgilerle, güzel tasarımlı bisikletler üretmişler yine 2010 yılında Scott'larda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.